Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül daşlarım. Bugün sizler için çok sevdiğim bir danışanımdan çok enteresan, benim de çok ilgimi çeken bir soru geldi. Demek ki dedim, kolektif enerjimin bu ara yoğunlaştığı konu bu. Ve bunu kolektif enerjime uygulamak istedim. Bakalım neler gelecek. Evet, bugünkü sorumuz, aklımdaki kişi benim için neleri göze alabilir? Bakın, muhteşem bir soru. Sizin için niyet ettiğiniz kişi neleri göze alabilir? Bakalım bununla ilgili neler yaparmış? Bir soralım bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma şöyle niyetliyorum. Ve tabii ki odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi şöyle bir kartlarıma odaklanın, rezone olun. Niyet ettiğiniz kişi kimse, tabii ki önce can, sonra canan. Önce kendinizi bir niyetinize alın. Sonra o aklınıza, kalbinize ya da hayatınızda olan kişiyi bir sorun bakalım. Benim için neleri göze alabilirsin? Neler yaparsın diye bir sorun bakalım. Tabii ki bu açılımların kolektife, bütüne, genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmamak şartıyla. Eğer ki ben daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve eğer ki hasbelkader bu videoya denk geldiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakmayı da unutmayın diyerek hemen kolektif enerjime en doğru cevapları almak niyetiyle kartlarınızı seçiyorum. Evet, bakalım. Aklımdaki kişi benim için neleri göze alır, neler yapar sorusuna bakalım kartlarımızdan ne gibi yanıtlar gelecek kolektif enerjime. Evet, bir bakalım hemen. Evet, şimdi bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum ve şuradan hemen güzel enerjilerimizi göndererek kartlarımı açıyorum. Aa, çok güzel, muhteşem. Evet, güzel yanıtlar geliyor. Bakalım. Genel anlamda kolektif enerjiye nasıl mesajlar geliyor? Oo, hizmetkar, emrine amadeyim diyor arkadaşlar. Evet, ya aslında o kadar güzel yanıtlar geldi ki. Şimdi burada gerçekten niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı çok güzel yanıtlar var. Ama ve lakin bu yanıtlara geçmeden önce, şimdi burada bir, evet, maalesef arada bir dargınlık, kırgınlık, hatta geçtiğimiz ikili zaman içerisinde, yine hemen zamanla başlayalım. Geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi, 2. ay ya da ikili bir tarihte. Ayın 2'si, 12'si, 22'si olabilir. Tabii ki bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçerli bir zaman dilimi. Öyle hesaplayın. Sizi gerçekten üzen, huzursuz eden ya da strese sokan konuşmalar, yazışmalar, kırgınlıklar ya da uzaklık ya da mesafe yaşamışsınız niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı.
Şimdi burada niyet ettiğiniz kişinin aslında sizinle ilgili o kadar çok şeyi göze alabileceğini söyleyebilirim ki. Şimdi burada bir kere net ve keskin bitişler. Şimdi bu bitişler çevresindeki arkadaş çevresi olur, aşk hayatında, iş hayatında, sosyal çevresinde, aile ya da akraba çevresinde ya da belki de bağımlılıklarından vazgeçebilir ya da efendime söyleyeyim belki de ülkesini ya da şehrini bile terk edebilir. Şimdi sizin için gerçekten göze alamayacağı hiçbir şey yok. Şu an bana gösterilen bu genel olarak, ama ve lakin tabii ki bunları kalbinde, gönlünde yaşayan bir enerjiye niyet almış kolektifim. Ama ve lakin bakın. Şimdi burada sizinle zaman zaman yaşadığı görüş ayrılıkları ya da inatlaşmalar yüzünden bunları yapsa bile, yapmak istese bile bunları hayata geçirmez. Neden? Sizinle yaşadığı görüş, düşünce ve fikir ayrılıkları yüzünden ve inatlaşmalar yüzünden. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişi son derece egolu bir karakter. Çok dediğim dedik, burnunun dibine giden ve inatçı bir karakter. Şimdi burada sizinle yaşadığı düşünce ve fikir ayrılıklarından kaynaklı aslında zaman zaman sizin haklı olduğunuzu düşünse de bakın işte belki onu uyardığınız işte şundan vazgeç, benim için vazgeç dediğiniz ne varsa genel anlamda konuşuyoruz burada tabii. Bununla ilgili aslında vazgeçecek gibi olsa da sizinle ilgili bakın bir şeyleri hırs yaptığınız ya da kıskançlıkla ilerlediğiniz için ya da çok üstüne gittiğiniz için inadına yapmayan bir insan. Yani bir şeyi yapma dediğinizde inadına yapacak bir karakter. Aslında sizin haklı olduğunuzun farkında. Zaten anlama ve öğrenme kartıyla geldi ki bu kart aynı zamanda hizmetkar insanı da temsil eder. Yani ben senin hizmetkarınım, emrine amadeyim. Aslında ne dilersen yapacak halde sana olan sevgim var. Çünkü sen benim için önemlisin. Senin hayatında olman bereket, verim, maddi anlamda, manevi anlamda benim için bereketli ve verimli. Yani senin varlığın benim için kıymetli diyor burada. Ve bunun için de sen bir sürü şeyden de vazgeçebilirim. Hatta belki de ülkemi ya da ne bileyim şehrimi bile değiştirebilirim. Bir şeylerden uzaklaştırabilirim. Ama ve lakin senin benim bazı konularda çok fazla üzerime gelmen beni fiziksel ve psikolojik olarak bunaltıyor. Özellikle de bakın burada niyet ettiğiniz kişi aslında güçlü bir karakter. Ama ve lakin siz söz konusu olduğunuzda tamamen o gücünü kaybediyor. Yani zayıf hale düşüyor. Sizin karşınızda işte size karşı duyguları olduğu için de zayıf. Ama bu yüzden bakın yalanlar ve doğrular arasında da sıkışıp kalmış. Yani bir şeyleri zaman zaman size yalan da söyleyebiliyor. Aslında dürüst davrandığı anlar da var. Ama burada sizin ona inanmamanızda sıkıntı. Yani daha önceden bana yalan söylediğin için şimdi ne kadar samimisin, ne kadar dürüstsün, ne kadar doğru söylüyorsun düşünceleri içerisine giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar geçmişten gelen özellikle bağını koparamadığı kişi ya da kişilerle bağlantılı kafasındaki karmaşa ya da kaostan çıkamadığı için net bir şekilde bu konuda harekete geçemiyor. Ama sizinle bağlantılı bakın gerçekten fedakarlık yapabileceği şeyler olduğu gibi kopamayacağı bakın engeller var. Yani mecburi bağı olduğu ya da kopamayacağı, bırakamayacağı işte yine alışkanlıklar olur, aile çevresinden olur, iş çevresinden olur ya da kendi hayatıyla bağlantılı, kendi özeliyle ilgili bazı şeylerde de bir o kadar da engel veriyor. Ama burada sizin hedefleriniz için ya da sizinle bağlantılı kurduğu düşünceler, hayaller bakın burada çünkü sizinle bağlantılı ya da ikinizin birlikte aldığı bazı kararlar ya da bazı hayaller var ise
bunların doğrultusuna hareket etmek için de gerçekten her şeyi yapar. Ama burada eksik olan bazı şeyler var. Özellikle hayatında aslında savurup atması gereken ama bir türlü atamadığı kişiler olabilir, olaylar olabilir, insanlar olabilir ya da sürüncemede kalmış devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı işler olabilir. Şimdi bunlar sürüncemede de kaldığı için aslında kendini zaman zaman zayıf hissediyor sizin karşınızda. Burada bir önemli detay daha var. Aslında sizin için her şeyi yapabilecek kapasitede bir insan. Evet, bazı engelleri olmasına rağmen ama ve lakin sizin ondan daha güçlü olduğunuzu düşünüyor. Yani sizin daha gözünüzün kara olduğunu, sizin ondan daha çok fedakarlık yapıp daha çok işte onunla bağlantılı her şeyi göze alabileceğinizin de farkında olduğu için bakın burada görünenin arkasında görünmeyenleri görüyor. Yani sizinle ilgili biliyor, bunlardan çok emin. Bu yüzden de hani ki, sizinle bağlantılı bir şeyler yapmak istese bile bunları çok afişe etmez. Yani çok ortaya çıkarmaz. Ama çok mecbur kalırsa da sizinle aranızdaki o iletişimi ya da o rahatlamayı sağlamak adına şöyle göz boyamak amaçlı bazı fedakarlıkları da göze alabilecek kapasitede bir kişi. Çünkü neden arkadaşlar, bakın burada gerçekten arada kopmayan bir bağ var, sevgi var. Çünkü burada bakın aile bağı, akraba bağı, gönül bağı, can bağı duyduğu bazı insanlara bile belki de sizinle bağlantılı arkasını dönmüş olabilir, sırtını dönmüş olabilir ama daha sonra bunlarla bağlantılı hani sizin belki de hani söylemleriniz ya da yaptığınız kıskançça ya da davranışlar artık neyse, hani hep diyorum ya kendi hikayenize göre alın burada diye, belki hırslı bir söylem yaptınız, belki yanlış bir harekette bulundunuz. Bu da hani sizin için bazı fedakarlıkları yaparken geriye çekilip onlara geri dönüşü de söz konusu oluyor imiş. Şimdi burada sizin yapmanız gereken, burada inatlaşmaya çok gitmeyin. Çünkü gerçekten karşınızda aslında size dürüst davrandığında bile belki de sizi ikna edemeyen ya da sizin hala güveninizi kazanamamış bir karakter var. O yüzden beklentileriniz yüksek olabilir. Hani benimle ilgili hangi konularda fedakarlık yaparsın diye sorduğunuzda aslında birçok şeyi yapabileceğini ama ve lakin bunu işte size de çok net ve bariz bir şekilde gösteremeyeceğini de söylüyor kartlarım. Evet arkadaşlar, gelen mesajlar bu şekildeydi. Umarım aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde kim varsa sizin için her şeyi yapabilecek bir kişi olsun. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz ve güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.